وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ثلاث من كنوز البر كتمان الشكوى وكتمان المصيبة وكتمان الصدقة صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ehli beyt, ehli ashab ve etbalar rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtal dar baka edenler rahmetullah aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, suliha, şüheda, müminat, tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Selasün üç şey min künuzil bir Allah'a vefa borcunun hazinelerindendir. İyilik hazinelerindendir. Üç şey hazinedir. Nedir onlar? Kitmanü şekva. Başına gelen bir şeyden dolayı hemen şikayetlenmemek. Hemen bağırıp çağırmamak. Allah'a karşı bağırıp çağırmamak, sabretmek, şikayetini gizlemek, hemen her tarafa yaygara yapmamak, bu iyilik hazinelerindendir. Ve kitmenül musibe, başına bir bela, musibet gelmiş, bunu da hemen her tarafa yaygara yapmamak, sabretmek, bunu gizlemek. Ve kitmenül sadaka, evet Allah Celle Celaluhu zekatı emretmiş. Bir de zekatın dışında açları doyurmak, çıplakları giydirmek, gariplere bakıp çekmek, aç kalanları doyurmak gibi teşvik etmiş, çok sevap vaat etmiş. Sadaka kısmı vardır. İşte bu sadakasını, zekat değil, zekatı açıktan verebilirsiniz. Hatta zekatı açıktan vermekte ya bu kadar zengin adam hiç zekat verdiğini görmüyoruz, bilmiyoruz, duymuyoruz gibi dedikoları önlemek için bir, iki, başka zengin adamlara teşvik olsun diye, örnek olsun diye bu maksatla zekatı açıktan vermek iyidir. Ama sadaka mecbur değil, emir yok. Böyle bir teşvik sadece sevap uğruna yapılır. Farz olmayan başka yardımlar bunları gizlemek çok faydalıdır ve hazinedir. Evet, bu sadakayı gizlemek nasıl sağ elin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde, hiç riya karışmasın, gösteriş olmasın, mürayilik katılmasın filan diye sadakayı gizlemek hazinedir. Musibeti bağırmamak, çağırmamak, sabretmek, keza iyiliği şikayetleri başkasına yapmamak, sızlanmamak, Allah'ın takdirine razı olmak, ondan istemek. Bu şekilde şikayetleri herkese yaygara yapmamak iyilik hazinelerindendir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu konuda hadis-i şerifler var. İzebteleytu abdi fasabara ve lem yeşkuni ila avvadihi. Ben kuluma bir bela verdim, sıkıntı verdim, hastalık, musibet verdim de o da sabreder de kendisini ziyarete gelenlerine şikayet etmez. Şurası şöyle oldu, burası böyle oldu filan diye kimseye şey etmez, şikayette bulunmazsa sensin ziyaret gelenlere ebdeltu lahmen hayran min lahmihi. Başına verdiğim o bela, hastalık mesela ise etleri kalmamış, bir deri bir kemik kalmış,
böyle sabrederse, kimseye şikayet etmezse, ben o eski etlerinden daha hayırlı etler veririm ona. Fein ebratu yebratuhu. Evet, ve de çok güzel onu daha iyi sağlığa kavuştururum. Ve la zembelehu, iyileştirdiğim zaman da o başına verdiğim hastalık, bela, musibete sabrettiği için, kimseye yaygara yapmadığı için bütün günahlarını örterim. La zembele, hiç günahı kalmayacak şekilde ona sağlık veririm. Evet, bütün günahlarını affederim. Sanki keyevme veledetuğumu, anasının doğduğu gün gibi olur şikayet etmezse. Yaygarayı basıyor, yandım Allah, bittim Allah, öldüm, geliverin şöyle böyle demiyor. Sabrediyor. Evet, Allah'tan gelene sabrediyor. Sabrediyor, sonra da Cenab-ı Hakk'a karşı bir itirazda bulunmuyor. İşte bu hastalığından dolayı bir şey kaybetmişse daha iyisini veririm. Tüm günahlarını, hiçbir günah kalmayacak şekilde örterim, affederim. Böyle bir hadisi de var. Şimdi hadis sadedinde. Evet. Bir başka rivayette innel maraz yukeffirhu hatta'l kebair. Hastalık, şikayet etmemek kaydıyla, bağırıp çağırmamak kaydıyla, neden bunu veriyor, benden başka kulumu bulamadın mı filan gibi şikayetler etmiyor, sabrediyor, çığırtkanlık yapmıyor. Büyük günahlar dahil günahlarını affettirir, kefareti olur. Evet, onun kefareti olur. Hadis-i şerif böyle. Ziyaretçilere gelen akrabasına, eşine, dostuna şikayet etmeyecek. Şükür. Hak'tan gelene ne denir? Şükür. Evet, Yunus Emre bize ne güzel güzel öyle konuyor. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Evet, sabrediyor, böyle derecesi artıyor. Evet. Bir başka hadis-i şerifte, bu sadette bir hadis-i şerifte bu söylediklerimizde fazla olarak fein teveffeytehu feyla rahmeti. Bu hastalıktan dolayı, bu başındaki dertten dolayı onu öldürürsem, evet, onun hayatı biterse, öbür aleme giderse, rahmetime gider. Evet, onu rahmetime yolcu olarak gönderirim. Bu sabrından dolayı. Taberani Hazreti Enes'ten nakletmiş radıyallahu anh'tan bu hadis-i şerifi, müminlerin böyle durumlarda bağırıp çağırmamaları, vakarlarını kaybetmemeleri, itiraz etmemeleri, Cenab-ı Hakk'ın kaderine rıza göstermeleri, imanın, Allah yanında makbul bir mümin olmanın alametidir. Günahların kefaretine sebeptir. Onu şey diyor bu hadis, bunları kulağımıza küpe edip Allah bizim takat getiremeyeceğimiz belalar vermesin. Ama olduğu zaman da itiraz yok. Kadere itiraz sadedinde bağırıp çağırma yok. Onu söylüyor güzel peygamberimiz. Selasun men lem yekun fihi feleyse minni. Şu üç şey de kimde yoksa benden değildir. Yani gavurdur demiyor canım. Benim yolumdan gitmiyor. Benim sünnetimi işlemiyor. Benim adetimi yapmıyordur. Yaratılışta da, huyda da, sevgide de beraber değiliz. Bana yaklaşamamıştır bu adam. Şu üç şey kimde yoksa. Evet, bana yaklaşamadığı gibi, benden olmadığı gibi velâ minallâhi, Allah'tan da değildir. Allah'a da dost olamamıştır. Nedir o? Evet, hilm. Hilm, yumuşak huyluluk. Nasıl? Yaruttu bihi cehlel cahili, cahil. Cehlel cahili. Görgü bilgi sıfır. Terbiyesiz. Ağzından hiç durmadan küfür çıkan böyle cahil bir adam dalaşıyor. Hiçbir şeyin yok, bir şey yaptığın yok. Geliyor senin anana avradığını, bilmem neyini, geçmişin, sülaleni filan. Böyle adama yumuşak davranacaksın. Kızmayacaksın. Cahil, bilmiyor, söylüyor. Evet. Ya anama söylüyor ya, karıma söylüyor ya diye öfkelenmemek ne kadar zor. İşte bu zoru yendiğiniz zaman Resulullah'tansınız, Allah'tansınız. Yok, hay senin karını falan derseniz, benden değilsiniz. Allah'a da yakın değilsiniz diyor Peygamberimiz.
zor işi başarın. Böyle cahil adamların kötülüklerine karşı siz de aynı kötülükle cevap vermeyin. Evet, öyle söylüyor. Böyle durumlarda hemen öfkelenmeyeceksiniz. Hilim bu demek. Öfkesini yutmak demek. Öfkeyle konuşmamak demek. Böyle yapabilirseniz peygamberin sünneti, adeti üzere, yolu üzere, onun sevgisi üzere işiniz, Allah'ın dostusunuz demektir. Ve husnul huluk, bir de güzel ahlak, iyiliklerden birisi de, bir adamda bu husnul huluk yoksa ya'işu bihi, evet onunla yaşıyor, evet okuyor, güzel ahlak şudur, yok bu marifet değil, bilmek iyi bir şey de bilmek yetmez, bildiğini uygulamak lazım. Yaşayışı güzel ahlaklı, huy haline gelmiş, güzel ahlak olmak adamda karakter olmuş, huy olmuş, onunla yaşıyor. Ya'işu bihi finnâsi, insanlar arasında böyle bir güzel ahlak lazım. Bu yoksa benim yanımda değil, benim yolumdan değil, Allah'ın yanında da değil. Bu yoksa böyle bu iş, bu insanlar arasında her türlü kabalığa, şuna buna karşı güzel ahlaklı olmak, insanlar arasında tek başına değil, insanlar arasında, alışverişte, komşulukta vesaire meselelerde insanlara karşı hilim sahibi olarak güzel ahlaklı olmak, onların şu tipte adam var, bu tipte adam var, idare etmek, olgunluk göstermek, olgunluk, güzel ahlak. Bunda kimse de yoksa benim yolumdan değil. Kimde böyle güzel ahlak varsa, evet İmam-ı Azam Hazretleri bunlardan birisidir. Çok alim, çok hiç devletten para almadan ömrü billah, fisebilillah talebe okutmuş, hayırlar yapmış. Milletin dertlerine derman olmuş. Çok seviliyor. İdareciler de seviyor, halk da seviyor. Komşusu sarhoşmuş. Hanımlarını, o zaman dört kadın da alınıyor. Hanımlarını akşam oldu mu kapı komşusu çilingi sofrasını kuruyormuş, içki sofrasını, bağırıyormuş, çağırıyormuş, çalıyormuş, oynuyormuş, patır kütür. Bunda herkes şey diyor. O valisi, hocam şikayet ver, dilekçe. Neden? Komşun böyle, komşular geliyor, senin komşuların. Onlar bile rahat edemiyormuş. Sen de bir dilekçe ver, bir şikayet et. Hayır, benim öyle komşumdan eziyet görmüyorum. Öyle bir şey yok. Kim söyledi onu? Ya şikayet etmiyormuş. Bu adam her gün baldır küldür, uyutmayan, rahat ettirmeyen adam, sarhoş adam, komşusu İmam-ı Azam'ın bir gün eve kadar sabredememiş, işinden gelirken işinde içmiş, yolda sızmış, hemen yakalamışlar. İçki içmek yasak, suç. Hemen yakalamış zamanın valisi, hemen içeri atmış. O gün evde adam yok, içeride çünkü. Hemen kadınlar gelmiş, hoca efendi bizimki gelmedi, öldü mü kaldı mı? Hemen soruşturmuş, karakolda yatıyor hapiste. Koşmuş, giyinmiş, kuşanmış valiye. Demiş vali efendi, komşumu bırak. Ya hocam, ben sana kaç kere dedim, bir şikayet dilekçesi vermedin. Yolda sızdı, şerran, içki içmek yasak. Biz de yakaladık, attık içeri. Vali efendi demiş, benim komşumu bırakacaksın. Etme hocam demiş, biz aylardır peşinde takılıyoruz. Benim komşumu bırakacaksın demiş. Yoksa demiş, ben hocan falan değilim. Estağfurullah demiş. Çık ulan demiş, hadi git. Yani işte onu söylüyor peygamberimiz. Cahillerin cahilliğine karşı hilim, afi yukarı davranmak, iyi ahlaklı davranmak ne kadar zor bir şey. Bu zoru başardınız mı imam oluyorsunuz. İnsanlara önder oluyorsunuz. Evet efendim. Evet, öyle bir ahlaka sahip olacağız. Hemen basit şeyde mahkemelik, davalık, yok. Müslüman komşusuyla iyi geçinir, sabreder. Tabii bunu öğrenince o işkici herif böyle yav demiş, yav. Yıllardır herifi ben uyutmuyorum. Gece gündüz bağırıyorum, çağırıyorum. Demek böyle mi yapmış? Evet, tevbekar olmuş. Bir adam kazanmış bak.
bir adam kazanmış. Evet böyle, mümin böyle olursa benim yolumdandır, Allah'ın da yanındadır, onun dostudur diyor. İnsanlar arasında güzel ahlaklı olarak yaşayacak, insanları affedecek. Evet, ve vera yahcuzuhu an ma'asillah. Öyle bir Allah korkusu ki, şu haram, zina haram, içki haram, faiz haram, kumar haram işte falan, bunları yapmıyor. Bir de şu hoca olabilir diyor, bu hoca haram diyorum ama şu hoca olabilir, şüpheli şeyler var. Demek ki şüpheli, bir haram diyor, birisi caiz diyor. Böyle şüpheli şeylerden de uzak duruyor. Allah'ın haramını işleyebilirim diye bu adama da vara sahibi denir. İşte böyle vara sahibi olan adam ki Allah'a isyan eden şeylerden onu alıkoyuyor o. Tehlikeli yollardan, değil mi? Tehlikeli yollara düşmemek lazım. Ondan uzak kalmak lazım. Efendimiz buyuruyor ki, mesela bir ekin tarlası, ekin yemyeşil, güzel. Sen de koyunlarını otlatıyorsun kenarında. Onun avlusu yok, bir şeysi yok. Anı var, çizgisi var. Şimdi orada kenarındaki otlakta davarını otlatma diyor. Koyununu, kuzunu otlatma diyor. Çünkü dalgın olursun, hemen girer adam ekini yer, ziyan verirsin, zulmedersin adama. Onun için de uzak tarlalara git, oraya yaklaşma. Ha böyle işte toplumda da şimdi şu hoca olur diyor, bu hoca olmuyor. Ha şüphe var arkadaş. Hepsi birlikte haram deseler tamam. Ama bazı olabilir diyor, bazı falan. Şüphe var, en azından şüphe var. Şüpheli şeyleri de yapmamak lazım. Yoksa işte o çoban misalinde o gibi bir anda ekin tarlasına girersin, adamın şeyine, hakkına tecavüz edersin. Yahcuzu an maasillah. İnsanlar arasında Allah'a isyan teşkil eden şeyler işlemekten alıkoyan bir vara, Allah korkusu. Şüpheli şeylerden bile uzak kalıyor. İşte bu insanda, bu insan peygamberle beraberdir. Onun yolundadır. Allah'ın dostudur. Böyle hilim sahibi olacak. Cahillerin cahilliğine katlanacak bir hilim sahibi olacak. Hemen öfkelenmeyecek. İnsanlarla iyi yaşayacak şekilde Allah'ın haramlarından uzak kalacak. Ve de insanlarla her durumda güzel ahlakla muamele edecek. Evet. Bunlar peygamber dostu, Allah dostudur. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan, Hazreti Enes'ten nakletmiş. Evet. Hazreti Enes'ten bu sözette bir hadis daha var. Selâsün men künne fîhî istevecebe sevâb ve istekmelel iman. Şu üç şey, şu üç şey kimde varsa sevabı garanti hak eder ve imanı kemale erer. Evet, insanlar arasında yaşarken güzel ahlak olmak, haramlardan sakınmak uğruna şüpheli şeylerden de uzak kalmak, cahil adamların cahiline karşı yumuşak huylu, idareci davranmak, kızmamak, onlara uymamak şeklinde ifade edilmiş. Selâfün min künûzil birri. Şimdi hadislerin bir başka varyantta söylenen rivayetleri var. Üç kimse, şu üç şey iyilik hazinelerindendir. El ihsan, iyilik hazinelerinde. İhfâ-ü sadaka. Verdiğin sadakayı sağ elin verdiğini sola görmeyecek şekilde gizlemek. Evet. Riyadan, sümadan, gösterişten, duysunlar, görsünler gibi düşüncelerden tamamen uzak. Gizli veriyor. Kimse bilmiyor yaptığı hayırları. Böyle hayır yapmak iyilik hazinesidir. Ve kitmenül musibe, başına gelen musibetlerden yaygaracılık yapmamak, sabretmek. Sabretmek. Kitmenül şekve, kimseye şikayet etmemek. Hemen ortaya yaygarayı vermemek şeklinde. Yakulullahu Teala izebteleytu abdi belaen bi belain. Allahu Teala şöyle buyuruyor diyor peygamberimiz. Ben kuluma başına bir bela verdiğim zaman hastalık gibi benzeri şeyle fasabara sabreder ve lem yeşkuni şikayet etmez. Ya Rabbi benden başka adam bulamadın mı benim başıma bu veriyorsun? Şimdi eskiden tabii traktör yok, motor yok. İnsanlar bağ belliyor, çapa çaplıyor, işi insanlar yapıyor. Böyle bir işçilik yaparak geçimini sağlayan bir iri kıyım bir adam varmış. Bağ belletiyorlar ücret karşılığında. Bağ bellerken tabii terlemiş. Terleyince rüzgar da esiyor.
bağrın bacağını açmış. Rüzgar estikçe oh oh. Es yiğidin bağrına. Es yiğidin bağrında yiyormuş. Buz gibi rüzgar esiyor. Hoşuna gidiyor. Akşam gelmiş ateş 40 derece. Yatmış ölüyorsun, kalıyorsun. Bağırıyormuş oradan. Allah'ım ben fakir kulundan başka kul bulamadım mı ya? Benim hastalığı bana veriyorsun. Ben şimdi hasta olursam ailem çocuklarım aç kalacak, beni hasta ediyorsun diye bağırıyormuş. E sen rüzgara karşı bağrını başını açtın ya. Es yiğidin bağrına dedin. Gereğini yapmadın, korunmadın. İnsanlar böyle dikkat etmiyorlar, tedbir almıyorlar. Ondan sonra da Cenab-ı Hakk'a isyan ediyorlar. Yok böyle değil. Hasta oldu, şikayet etmedi, sabretti. Evet, sabretti. Gelen adamlara söylemedi. İlâ avvâdihi. O demin söylediğim hadisin başka bir ifadesi. Evet. Sümme ebratu ebdeltu lahman hayran min lahmi. Sonra ona hastalığını geçirdim. O hastalığını kaybettiği etlerden daha hayırlı et veririm. Ve demen hayran min demihi. Kaybettiği kanlardan daha iyi kan veririm ona. Evet, öyle diyor. Ateş hastalıktan yakmış, kavurmuş. Evet, daha iyisini veririm. Ve in erseltehu erseltuhu ve la zemme aleyhi. Onu gönderirsem, yani sağlıklı hale getir de yine işine gönderirsem, işin üstünde hiç günah kalmamış olduğu halde gönderirim. Sabrederse, şikayet etmezse, rıza gösterirse, günahlarının kefareti olur bu başına gelen hastalık, bela. Ve in teveffeytehu teveffeytu ila rahmeti. Onu öldürürsem, son noktayı koyarsam, benim rahmetime yönelmiş olduğu halde, rahmetime gider olduğu halde ölmüş olur. Benim rahmetimle muamele ederim. Hazreti Enrani bu şekilde ifade etmiş Efendimizin bu şeyi. Evet. Bu konuda daha başka rivayetler var. Abdullah Mesud'un da selasun min künüzül bir, üç şey iyilik hazinelerindir. Kitmenül avca, ağrıları, sızıları, vel belva, belaları gizlemek, musibet, vel musibetleri gizleme. Ve men besselem yasbır. Evet, her tarafa yaygara yapmamak, sabretmek şeklinde ifade edilmiş. Selasun leyse li ahadin minen nasi fihinne ruhsa. Üç şey vardır. Onu yapmaya kimseye izin yoktur. Şu üç şeyi yapmaya kimseye izin yoktur. Evet. Onu yapmamaya kimseye izin yoktur. Birrül valideyn. Evet. Anaya babaya iyilik yapmak farzdır. Anaya babaya iyilik yapmamaya kimse izin yoktur. Kimse izin yoktur. Alt tarafı çok ilginç. Müslümen kâne ev kâfiran. Bu ana baba kafir olsa da böyledir. Müslüman olsa da böyledir. Kafir anaya babaya da iyilik yapacaksın. Evladı iyilik yapacak. Yapmamaya izin yok. Yapmamaya izin yok. Saad Hazretleri evin bir oğluymuş, zengin çocuğu. Babası ölmüş, anası putperest. Mekkeliler en çok dine girmekten bundan çekindiler. Atalarının dinimize ayrılmayız dediler. Bu insanlarda atalarına bağlılık vardır. Şimdi de bazı profesörler, kendisi o kökenden gelmiş, Ermeni kökeninden, Hristiyan kökeninden. Tamam, eyvallah. Müslüman olduktan sonra biz geçmişiyle uğraşmayız. Biz gerici değiliz. İleriye bakarız. Ama bakıyorsun, Hristiyanlar da cennete gidecek, Yahudiler de cennete gidecek diye fetva veriyor herif. Profesör olmuş, ilahiyat profesörü. Kendi o asıldan ya, anasının babasını kurtarmaya çalışıyor. İnsanda böyle bir şey vardır. Atalarını koruma, atalarına bağlılık vardır. Bu saatte bir evin bir oğlu, işte Mekkeliler de böyle atalarımız dini bozmayın dediler hepsi peygamberimize. O kadar ezzetler ettiler. O Müslüman olmuş. Sonra duymuş anası bunun Müslüman olduğunu, bir evin bir oğlu. Çok da seviyor. Bütün umutları ailenin neslinin devam edecek olan, demiş Müslümanlıktan vazgeçeceksin. Baban dinine döneceksin. Sen babana hakaret mi diyorsun? Estağfurullah demiş, hakaret etmiyorum. Ama ben Müslümanım. Döneceksin demiş, yoksa demiş seni evlatlıktan reddederim. Ne yapsan demiş faydası yok. Açlığa başlamış.
Bir hafta aç, hiç yememiş, içmemiş. Gelmiş bir gün, demiş bak böyle yapma, vazgeç. 1000 canın olsa, bu uğurda bu canın çıksa, ben yine de demiş Müslümanım, yine de Müslümanım, yine de Müslümanım. Tamam, bir şey yok. 2 de tekme atmış anasına, kızmış. Bu kadar cavurlu olur mu demiş filan. Canlı bile şey diyor. Ve ondan sonra da peygamberimizin yanına gelmiş. Tabii insan anasını babasını tekme atarsa yüzü iyi olur mu? Bir şeyi var, maddi bağı var. Din bağı olmasa da. Hayrola demiş Saad, ne var? Böyle böyle oldu ya Resulallah. Bir hafta yemek yemedi. Şimdi ölmek üzere. Bana da, ben de böyle söyledim. Sonra da 2 tekme attım deyince olmadı ya Saad. Tamam, dininden dönmeyeceksin ama tekme atmaya hakkın yok demiş. Evet, burada da diyor ki kafir de olsa evlat anasını babasına iyilik etmek zorundadır. İyilikten vazgeçemez. Buna izin yoktur. Kötülük yapmaya izin yoktur. Vel vefa bil ahdi li muslimin kâne ev kâfiren. Söz verdin, sözünde duracaksın. Ahde vefa edeceksin. Söz verdiğin adam kafir olsa da böyle, Müslüman olsa da tabii evleviyet de böyle, kafir olsa da ahde vefa edeceksin. Evet, bunu yapmamana izin yok diyor. Yapmamaya izin yok. Gavur deme lan bilen filan. Yo, sözünde duracaksın. Evet. Ve edâ'ül emâne ilâ muslimin kâne ve kâfiren. Birisi sana emanet vermiş. Bu emanete hıyanet edemezsin. O izin vermedikçe o emaneti kullanamazsın. Sana emanet vermiş. Bu emanet veren kafir olsa bile emanete hıyanet edemezsin. Emaneti muhafaza edeceksin. Evet. Şimdi buradan tutturuyorlar. Şimdi tabii herkes başka söylüyor. Ben de gördüğüm kitaplardaki hocalarından duyduğumu söyleyeceğim. Bu vücut bize emanettir. Evet, insana biz emaneti arz ettik. Dağlar taşlar kabul etmedi. İnsan onu kabul etti. Kendini yazık etti. Emaneti riayet etmiyor. Evet, şimdi bunların içerisinde bakın. Elmalı Hoca'nın tefsirine bakın. Başka tefsirlere bakın. Ehl-i Sünnet alimlerin tefsirlerine. Gözümüz emanettir. Allah'ın emrettiği yerde kullanmak zorundayız. Harama bakamayız. Kulağımız emanettir. İyi şeyler dinlemek zorundayız. Kötü şeyler dinleyemeyiz. Dilimiz emanettir. O dilimizle kötü şeyler konuşamayız. Evet, kalbimiz emanettir. Evet, böbreğimiz emanettir. Organlarımız bize emanettir. Bakın tefsiri, Elmalı Hoca'nın tefsirine bakın. Türkçe, Arapça tefsirler de aynı böyle. Emanet sahibi izin vermedikçe tasarruf edemeyiz. İşte okuyoruz şimdi. Evet, biz bunları söylüyoruz. Onun için Allah izin verdi mi Çanakkale'de öl diyor. Can emanettir, vücut emanettir ama ölcesin diyor Allah. Ha, bir emir var, emanet sahibi emretmiş, tamam. Evet, ama falanca aydayım kurtaracağım diye bilmiyorum, ben bulamıyorum. Bir organımızı, Allah'ın böyle emri yok. Başkasına Allah'ın açık bir emri olmadan nasıl vereceğiz? Ben yerini bulamıyorum. Neyse, herkes karşı, şimdi buna karşı bunu söylemiyorum. Dikkatinizi çekiyorum. Siz nasıl bilseniz öyle yaparsınız. Emanet sahibi izin vermedikçe emaneti kullanmak fıkıh kitabının hepsinde haramdır. İzin verirse kullanabilirsiniz. İzin verdiği ölçüde kullanabilirsiniz. İşte burada öyle söylüyor. Öyle söylüyor efendim. Bu emanet veren kafir bile olsa onun verdiği emanete hıyanet edemezsin. İzin vermedikçe onu kullanamazsın. Para vermişse çalıştıramazsın, kullanamazsın. Bir eşya vermişse kullanamazsın. Bir hayvan vermişse kullanamazsın. Zapt edeceksin, kabul etmişsin. O izin verirse kullanabilirsin. Hadi söyle, evet, buna ruhsat yoktur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Leyse li ahadin minennaz fihinne ruhsa. Buna ruhsat yoktur diyor.
emanet sahibinin izin vermemesi halinde emanete hıyanet edemezsin, kafir bile olsa. Ve edâül emâne ilâ muslimi kâne ev kâfiren, bu hadis-i şerif Hazreti Ali radıyallahu an nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Emanete riayet böyledir. Evet, emanet sahibinin dediğini tutacaksın. Ya da kusura bakma ben şey demem, bunun hakkından gelemem diyeceksin. Evet, biz emaneti inna aradnal emanete ala semavati vel ard fe beyne en yahmilneha ve hamelehel insan ayet-i celle. Her şeyi arz ettik, yer gök dediler, biz yapamayız, emaneti koruyamayız, riayet edemeyiz. İnsan yüklendi, kendine zulmetti, o emanete riayet etmiyor. Hepimiz, Allah bizi affetsin. Aha, işin aslı böyle. Emanete hıyanete izin yok. Bu emanet sahibi kafir olsa bile. Evet, selasün ve selasün ve selasün. Üç şey var. Üç şey daha var. Evet. Ve selasün la yemine fihinne. Üç şeyde yemin yok. Yeminin gereğini yapmayacaksın. Ve selasün el men'un fihinne. Üç şey lanet sebebidir. Yaparsan lanetlisin. Ve selasün eşikü fihinne. Üç şey var, o konuda şüpheliyim, kesin karar veremiyorum. Fe emme selasü elleti la yemine fihinne. Yemin olmayan, yeminde durulmaması gereken üç şey nedir? Fela yemine lil veled ma validi. Kafası kızmış oğlanın, kızın, vallahi billahi anamla konuşmayacağım, babamla konuşmayacağım, onu elini öpmeyeceğim, ona hizmet etmeyeceğim, su bile vermeyeceğim, kızmış oğlan, kız. Yemin etmiş bir de. Bu yeminde duramazsın. Bu yemini bozacaksın, ama bir daha böyle halt etmemek için de kefaretini vereceksin. Yeminin bozduğun için. Fakat yeminde durmayacaksın. Anana babanın elini öpeceksin, hizmet edeceksin, iyilik edeceksin, yemin bile etsen o yemini bozacaksın. Bir daha böyle halt etmemek için de cezasını vereceksin. Bu yeminde durulmaz. Anaya babaya iyilik etmeyeceğim diye yemin bozacaksın. Velil mer velalil merati ma zevcihe. Karı kocasına kızmış, sana demiş şöyle yapacağım, nankör herif. Mesela misal veriyorum. Kadının kocasına itaati farzdır. Bu yeminde durmayacaksın. Ey kadın diyor, kocana itaat edeceksin, ona hizmet etmeyeceğim demişsen yemini bozacaksın, hizmet edeceksin. Bu yeminde durulmaz. Tabii yeminini bozduğun için de cezasını vereceksin. Kefaret vereceksin. Oruç tutacaksın. Evet. Velâ lil memlûki mâ seyyidihî. Şimdi yok bu. Köle. Harpte esir alınan kafirlerin erkekleri köle. Kadınlar cariye olurdu. Mücahitlere verilirdi. Devlet isterse verirdi bunu. İslam'da var bu. Allah için ortaya koymuş canını. Karşında bu var. Böyle köle var. Efendisinin emrinin dışında hiçbir şey yapamaz. Evet, ona eziyet edemez. Yiyeceğini, karnını doyurur, giyeceğini giydirir, insanca muamele eder. Gücünün yettiğinin üstünde iş teklif edemez, ama efendisinin izni olmadan hiçbir yere gidemez. Onun emrine tabi. Kölelik bu demek. Sana hizmet etmeyeceğim, sana iyilik yapmayacağım diye yemin etse, yeminini bozacaksın, efendine hizmet edeceksin. Bu üç şeyde yeminde durulmaz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ammel mel'un, lanetli olanlara gelince, fihinne ve mel'unun mel'ane valideyhi, anasına babasına lanet eden mel'undur. Evet, anasına babasına lanet eden laneti kendine gelir. Mel'undur. Anasına babasına lanet eden mel'undur. Ve mel'unun men zebiha li gayrillahi. Evet. Allah'tan başkası için
kurban kesen melundur. Bir siyasi lider falan şehre gidiyor. 100 tane kurban kesiyorlar. Şu kadar deven kesiyorlar. Şu kadar sığır kesiyorlar. Hem de Müslümanlar. Evet, Allah'tan başkasına kurban kesmek melun olmak demektir. Kurban Allah için kesilir. Falan şahıs için, filan şahıs için değil. Evlerin temeline kurban kesiyorlar. Ev için kurban kesilmez. Allah'tan başkasının kurban kesen melundur diyor. Hadisi tercüme ediyorum. Dertlerimizi size aktarıyorum. Ne olur? Ha, sadaka verirsin. Allah için sadaka verirsin. Kazasını belasını gerirsin. Eyvallah. Sadaka verirsin. İşçilere yemek yedirirsin. Allah için. Ha, ev yıkılmasın, yanmasın. Eyvallah. Ama Allah'tan dikkat edin. Çok ince fark var. Ev için demeyeceksin yahu. Ev için demeyeceksin. Allah için diyeceksin. Bilmem ne, bizim partinin lideri için, bilmem devlet başkanı için demeyeceksin. Allah için keseceksin. Allah için yedirip içeceksin. Allah kazadan böyle korusun. Allah'tan bekleyeceksin. Çok önemli. Eyüp Sultan Hazretleri kurban kesiyor. Falan evliye melundur diyor bir. Bir de Müslüman olamaz. Başkasının kurban kesilmiyor. Putperestler de kurbanları kesiyorlardı. Adam Müslüman ama ona kurban kesiyor. Ben duydum ya, Merkez Efendi okuyordum. Gelinimin çocuğu olmuyor, bir çocuk ver diyor. Ula kim ulan o? Çocuğu veren Allah, Kur'an'da ayet ver yahu. Erkek dişi evlat veren biziz diyor. Vermeyen biziz diyor. Bu ayet var. Ondan çocuk istemek şirktir yahu, olur mu? Çok yanlış. Falan büyük zatı ziyaret edersin. Ondan istemeyeceksin. Allah'tan isteyeceksin. Bu zatın hürmetine. Eyvallah. Bunu kabul ediyoruz. Allah'ın yanı makbul kul. Onun hatırına. Öyle değil mi? Sen bir yerde müdürsün. Beni işe al diyorsun. Sormuyor musun sen? Kimi tanıyorsun, kimi tanımıyorsun? Tanıdığın birisinin bunu tamam desen alıyorsun. Çünkü onu tanıyorsun. O adam da iyi bir adam. O şekilde aynı. Evliyaullah da Allah'ın tanıdığı, sevdiği kişiler. Onun hatırına olabilir. Ama sen verdin mi? Senin gibi aciz bir insan. Bu ince noktalar bunlar. Ama bunlar çok yapılıyor. İşte bundan dolayı Suud'a gittin mi? Bizim şeyler görünüyor. Demir yapıyorlar, peygamberimizin çerçevesini yapıyorlar. Geliyor, şırt şırt diyor. Ona da aşırı gitmiş. Ben de çıktım. Ravza'dan çıktım. Cennetül Baki'ye kadar zamanımı gidemedim. Orada durdum. Fatih okuyorum. 11 İhlas, 11 Salavat okuyorum. Cennetül Baki'de yatan sahabilere, peygamberimizin hanımları, kızları orada. Evlatları. Geldi polis. Şırt şırt dedi. Çık lan dedim. Ben profesörüm dedim. Hadi lan. Bu kadar da aşırı. Ulan ben ondan bir şey beklemiyorum. Allah'a onun ruhuna hediye ediyorum ama bizim hacılarda gördüğü o taşı toprağı öpme var ya, ondan istiyor. Öyle duymuş. Bu da o da çok aşırı gidiyor. Evet, ehli sünnet vel cemaat inancı orta yoldur. Allah'tan dilenir. Ne dilenirse Allah için kurban kesilir. Falan için kurban kesilir. Melunluktur. Ve imana zarar verir. Eyüp'ü ziyaret edin. İstanbul'un efendisi o. Mahşerde herkes ona yalvaracak. Bize de aracı ol diye. Ziyaret etmemişsin, bir şey yapmamışsın. Git Fatiha oku ama sen ver deme. Benim oğlum sınıfı geçsin. Olmaz. Ben bunu duydum ya ziyaret ederken. Olmaz. Bilgisizlik affedilmez. Kanun bilmemek mazeret değildir. Bugün kanunda bile var. Bunları bileceksin. İmanına zarar veren laflar etmeyeceksin. Evet, işler karışıyor görüyorsunuz. Melundur diyor yahu. Allah'tan başkasına kurban kesen melundur diyor. Evet, görüyorsunuz. Ve melunun tabii Hristiyanlar da haç için kurban kesiyor. Melun tabii. Ya Allah'tan başkasına kurban kesen melun. Evet, ne yaparsan
ve mel'unun min men gayyara tahumel ard. Evet. Yollar var. İşte geldik. Yollardan sen de yoldan geldin. Herkesin müşterek malıdır. Bir burada değil, arazide de yollar var. Yollar olmasa ekinini, tarlana gidemezsin. Varacağın yere varamazsın. Ama biliyorsun, yavaş yavaş, yavaş yavaş pulluğuyla, traktörün pulluğuyla yolu kemire kemire ovada. Ben biliyorum, eskiden iki kağını geçiyordu, şimdi bir kağını geçemiyor. Nereye gitti bu yol ya? Oradan bir adım çalacağım diye. Evet. Bu yeryüzünün işaretlerini, sınırlarını bozan adam melundur. Komşun anını da taktırmışsın, bozmuşsun. Melunsun. Ana yolu da bozmuşsun. Melunsun hadise göre. Hem de ana yolu yedin mi 80 milyonun hakkı var orada. Bütün Müslümanların, insanların hakkı var orada. Hepsinin hakkını yiyorsun. Komşu insanın anını kaktırdın mı onunla. Onun hakkını yiyorsun. Evet. Böyle yeryüzü sınırlarını, işaretlerini değiştiren melundur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları söylüyor. Evet. Şimdi emmelleti eşükkü fihinne, şüphe ettim, kesin karar verdim. Üç şey daha vardır. Birisi feuzeyr. Feuzeyr. Evet, Uzeyr aleyhisselam diyoruz şimdi biz. Burada geniş bilgiler vermiş. La edri ekâne nebiyyen emlâ. Peygamber oldu mu, olmadı mı bir şey demiyorum. Ama sen aleyhisselam dedin. Evet, burada da bilgi veriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın verdiği şeyler terakki etti. İnce mesela bir misal verelim. Sahabi kiram etrafında müjde demiş. Allah'tan geldi. Cennetin üçte biri sizden olacak. Sizden olacak. Cennet, halbuki biz en son gelen ümmetiz. Adem'den beri kaç bin sene geçmiş, kaç milyon insan geçmiş. Cennetin üçte biri bizden olacak. Herkes öyle bir sahabi kiram, öyle bir sevinmişler ki Allahu Ekber zıplamışlar sevinçlerinden. Allah'ın bu hoşuna gitmiş. Hemen Cebrail yine gelmiş. Yarısı sizden demiş. Allah o sevincinize lütfetti. Yarısı sizden olacak. Bu sefer daha çok Allahu Ekber demişler, zıplamışlar böyle. Cebrail Aleyhisselam yine gelmiş. Kalan yarısını da bölüşeceksiniz demiş. Yani dörtte üçü bizden olacak. Böyle peygamberimize verilenler de terakki ediyor. Evvelce şunu bildiriyor Allah, sonra bir daha fazlasını bildiriyor. Burada da böyle zaten. Uzeyr Aleyhisselam peygamber mi değil mi ilkin böyle diyor. Tam karar veremiyorum. Uzeyr Aleyhisselam, evet, biliyorsunuz Beni İsrail şeylerinden, Hazreti Han'ın neslinden, Babil hükümdarı. Bu Beni İsrail çok şomar yemiş Allah tarafından. Melun bir millet. En sona duribet aleyhimi zilleti vel meskene feba'u bigadav minel ayet celle. Yani ben insanlara, milletlere düşman değilim. Kur'an'dakini aktarıyorum. Bu kürsü olduğu gibi olanı aktarma kürsüsü. İlavesiz, fazlasız. İlave edersek canımızı okurlar. Eksik söylersek yine canımızı okurlar. Bunları aktarıyorum. Evet. Beni İsrail, yani Yahudiler Allah'ın gazabına uğramış alçak bir millettir. Duribet aleyhimi zilletu vel meskene. Şerefsizlik damgasını vurdum onlara. Kur'an'da ayet. Çünkü niye? Yahya aleyhisselam kestiler. Arkadaş. Yahya aleyhisselam kestiler. Zekeriya aleyhisselam kestiler. İsa aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam piçidir dediler. Hala öyle diyorlar. Hala öyle diyorlar. Halbuki İsa aleyhisselam Meryem anamızın oğludur. Meryem ibn İsa, evet, İsa ibn Meryem, Meryem'in oğlu İsa. Kur'an'da böyle geçer. Adem aleyhisselam anasız babası Allah yarattığı gibi,
İsa Aleyhisselam babası yaratmıştır. Allah'ın her şeye kadir. Biz buna inanıyoruz. Kur'an'da da böyle. Onlar yok diyorlar, öyle değil. Öyle değil. Meryem ile ilişki kurdu. Ona bakacağım diye. Çünkü anası dua etmiş. Meryem anamızın anası. Allah'ım demiş, bana demiş bir oğlan verirsen sana vakfedeceğim onu. Mücahid olsun. Senin yoluna şöyle dua etmiş. Neden? Ağacın altındaymış. Çocuğu olmuyor. Ağacın üstünde bir kuş yuvası. İçinde yavrular var. Anası gelmiş. Ağızlarını açmışlar. Cik 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 cik. O da kusuyor yani. İçi yanmış. Meryem anamızın anasının içi yok. Çocuğu olmuyor. Allah'ım demiş, benim de bir çocuğum olsa, olsa ben de senin yoluma onları vakfedeceğim. Sana vereceğim. İçten gelen dua reddi olmaz. Allah da kabul etmiş. Meryem anamız doğmuş. Kur'an'da var. Doğmuş ama kız doğmuş. Allah'ım tamam. Verdin evladı ama kız. Erkek gibi olur mu? O erkek olsa cihat, mücahid olacak. Senin uğruna savaşacak. Ama demiş, ben sözümde duruyorum. Sana vakfedeceğim. Sarmış sarmalamış. Gidiş Mescid-i Aksa'nın mihrabına koymuş. Bir bakmışlar bir çocuk. O zaman da Zekeriya Aleyhisselam din işlerine bakıyor. Peygamber. Hemen gitmiş çarşıdan demiş, bir şeyler bulayım geleyim de süt içireyim. Hani şimdi zina mahsulü, la teşbih. Zina mahsulü işliyor, karı çocuğu oluyor, denize atıyor. Sokağa bırakıyor ya. Bu zina mahsulü değil. Söz vermiş, vakfetmiş, götürmüş, koymuş. Allah'ın evi. Cami Allah'ın evi değil. Sana bırakıyormuş. Vakfettim. Sözümde durdum. Gelmiş Zekeriya Aleyhisselam, çocuk doyacak. Gitmiş çarşıya bir şeyler almaya. Almış gelmiş bir bakmış ki külleme dehale aleyhe Zekeriyel mihrab. Tepede var, mihrabın tepesinde. Vecedehe indehe rizka. Ana bir bakmış, çoktan karnı doymuş. Şişedek sütü içmiş. Boş şişe duruyor. Hı demiş. Zekeriya Aleyhisselam da oğul olmuyor. Peygamber ama demiş, anlamış mucizeyi. Allah'ım demiş, bana da bir oğlan ver. Cürekten edince Yahya Aleyhisselam vermiş işte. Yahya Aleyhisselam vermiş. Halbuki 90 yaşında. Hanımı 90 yaşında. Karının çocuğu mu olur? Çocuğun oldu deyince inanmıyorum demiş. İnanıyorum ya Rabbi demiş. 90 yaşında. Bir alamet istiyorum. Alamet. Hanımımın hamile kaldığını. 3 gün konuşamayacaksın demiş. 3 gün konuşamamış Zekeriya Aleyhisselam. Hamile kaldığının alameti hanımının. O 3 günde görevini terk etmemiş. Mescid-i Aksa'nın avlusuna çıkıyormuş. Yazıyormuş Tevrat'ın hükümlerini. Öylece hizmet etmiş gene. Burada biz hocalara büyük bir ders var. Bak, konuşamadığı halde bak vazifeden geri almıyor. Biz bir grip olduk mu camiye gitmiyoruz. Bize çok büyük sorumluluklar var arkadaş. Bu böyle demek ya, bak. O çıkıyormuş, gelin buraya diyormuş, yazıyormuş. Tevrat'ın ayetlerini kuma, kumdan okutuyormuş onlar. Görevine devam ediyormuş. Evet, ilk Yahya ismini olan o. Evet, şimdi bundan dolayı diyorlar ki Yahudiler Meryem'i büyüttü. Sonra onunla ilişkiye girdi, İsa oldu diyorlar. Halen öyle diyorlar. Zina mahsul çocuk, piç diyorlar. Ondan dolayı hiçbir Hristiyan Yahudiler sevmez. Amerikalılar da sevmez. Avrupalılar da sevmez. Ama hep onlarla beraber oluyorlar, görüyorsunuz. Onlar ne dese yapıyorlar. Sevdiklerinden değil. Yahudi düşüne 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 Amerika'da da Avrupa'da da başa oturmuş. Ekonomiyi eline almış. Ekonomiyi eline almış. Kendi dediğini yapmazlarsa onlar aç bırakıyor. Ben bunu 80 yılında gördüm. Fransa'daydım. Kral, Suud Kralı Faysal Amerika'ya kızdı. Petrol vermiyorum dedi. O da ben seni aç bırakırım dedi. Biz dedi bir hafta, bir hurmayla bir haftayı yaşamasını bilen çöl bedevisiyiz. Vermezsen verme dedi. Vermedi. Petrol vermeyince
O zaman Fransa zengin, Avrupa zengin, şimdi krizdeler ya. Evet. Herif Alp Dağları'na cumartesi pazar tatile gidecek. Benzin yok. Tren gidemiyor. Mazot yok, tren gidemiyor. Uçak kalkamıyor, otobüs kalkamıyor. Benzin yok. Hemen gitti Fransız kralı Jacques Chirac Ebu Dabi'ye. Ben oradayım, Paris'teyim. Filistin devleti kurulmalıdır dedi. Haklarıdır dedi. Neden dedi kurulmasın? Petrol ala. Bunu da televizyonlar verdi mi? Yahudiler de Filistin devletini istemiyorlar. Hala biliyorsunuz. Amerika destekliyor onları. Bunun üzerine Yahudiler, kanunları onlar. Kanunları böyle Fransız iş kanunu. Alman iş kanunu. Yahudiler hazırlamış. İşveren işçisini yıllık izine istediği gün çıkarabilir. Bütün sektörün başında Yahudi var. Gıda sektörü, ulaşım sektörü, iletişim sektörü, sanayi sektörü başında Yahudi. Yıllık izine çıkardılar işçilerini, fabrikaların işçilerini. Hayat durdu. Mağazalar açılmadı, fırınlar açılmadı, trenle kalkmadı, uçakla kalkmadı. Hayat durdu. Hemen koştu geldi Jacques Chirac. Ben öyle bir şey söylemedim dedi. Yahudiler dünyanın en üstün insanıdır falan. Üç defa televizyondan böyle konuştu. Sevdiklerinden değil. Yahudi düşüne düşüne elini almış, ahtapot gibi sarmış. Korktuklarından, Kudüs'e devlet kurdurmanda bundan, aman başımızdan gitsin, Müslümanlarla uğraşsın diye. Sevdiklerinden değil. Her neyse canım, şimdi biz gelelim Üzeyr Aleyhisselam'a. Üzeyr Aleyhisselam, Yahudiler böyle, peygamberleri kestiler, Allah'la iddialaştılar, Allah'ı kandırmaya çalıştılar. Bir sürü işleri var. İslam'da lanetler kitabım var. Yazdım, buldum Amerika'da bir profesör arkadaş. Hocam dedi, bu kitap Yahudilerin aleyhine yazılmış bir kitap. Yok dedim, ben Kur'an'da dinde olanları yazıyorum. Objektifim. Ben kimseye düşman değilim. Ama kitabın dörtte üçü Yahudi ile ilgili. Hakikaten bir baktım, kitabın dörtte üçü Yahudilerle ilgili. Neden? Kur'an'da öyle. Kur'an'da öyle. Onların yaptığı maceraları anlatıyor Allah Kur'an'da. Bütün peygamberler yaptıklarını. Ben de ona bağlı olarak yazınca dörtte üçü kitabın, dedi hocam seni yaşatmazlar dedi. Bunu dedi, bak bir şeyler yap. Neyse. Evet efendim, Yahudiler böyle çok şamar yemiş. İşte böyle bir şamarlardan birisi de Babil hükümdarı Buhtunasır ele geçirmiş Kudüs'ü, ezmiş, Allah'ın tokadı bu. Onu bahsediyor Buhtunasır'ı. Yakmış, yıkmış, hepsini kesmiş, işe yarayacak erkekleri de almış götürmüş, esir etmiş. Bu esirler arasında Üzeyr Aleyhisselam da var. Genç bir adam. Evet. 50 sene sonra tekrar kurtulmuş isaretten, doğduğu yere gelmiş Kudüs'e. Zekeriya Aleyhisselam, Üzeyr Aleyhisselam, evet. Bir bakmış şehir mahvolmuş. Taş taş üstünde yok. Geldim ama demiş, bu şehir nasıl dirilecek? Nasıl adam olacak? Kur'an'da var bu. Öyle mi? Öyle. Oturmuş, eşeğine binerek gelmiş zaten. Gelmiş, kendi yanındaki şeyleri yemiş, içmiş. Allah onu uyutmuş. Uyutmuş. 100 sene uyumuş. O 100 sene uyutunca, 100 senede şehir tekrar kurulmuş, mamur hale gelmiş. O sanki, ne kadar uyudun diyor Kur'an'da, azıcık uyudum diyor. Eşeğine bak, eşeğin etleri çoktan gitmiş. Kemikleri var orada. Ama yediği şeyler öyle taptaze duruyor. Mucize tabii. Evet. Ne kadar yaşadın? İşte şu kadar yok diyor. 100 sene yaşadın, uyudun diyor. Şehir dirilmiş. Allah'ım senin her şeye kadir olduğuna inandım. Gözümle gördüm. Sen istersen her şeyi, ölüyü diriltirsin. Kur'an'da ayetler var bu. Üzeyr Aleyhisselam şehre yine eşeğini de diriltmiş Allah. Binmiş yine şehre gitmiş. Şehir artık tekrar kurulmuş ya. Tahmin ettiği mahallesine varmış.
demiş şeyi bilen var mı? İşte filan. Ha demiş işte bir koca karı var. Gözleri filan görmüyor. Gitmiş ona. Sen demiş kimsin? Ben demiş Uzeyir vardı çocukları. Onların ailesinin ben hizmetçisiyim demiş. Ben demiş Uzeyir'im. Külahımı anlat demiş. Ya çoktan öldü o. Kaç sene oldu? Kaç sene oldu? Eski insanlar çok yaşıyor. 150-200 sene, 230 sene. Bize az düşmüş. Sormuş ve de tabii Tevrat'ı ezber okumuş. Uzeyir Aleyhisselam. O kadar sene sonra ezbere okumuş. Onun üzerine demişler ki Yahudiler anlaşılmış onun Uzeyir olduğu. Uzeyir Allah'ın oğlu. Uzeyir İbnullah. Allah'ın oğlu dediler Uzeyir'e. Kur'an'da var bu. Diyor işte peygamber mi değil mi? Ama sonra peygamber olduğunu bildirmiş Allah ona. Daha sonraki bildiriminde böyle şeyler var. Kademe kademe bildirdiği şeyler var. Hani burada şüphe ediyorum peygamber mi değil mi sözü bilahare peygamber olduğunu bildirmiş. O hadiste var. Onun için bu bilgileri verdim size. Evet. Ondan sonra yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin devamında la edri ekâne nebiyyen emlâ dedikten sonra la edri el innu tabi'un em ve la edri el hudud kefara li ehliye emlâ. Şimdi bir ceza suç işliyor bir Müslüman. Kısasen öldürülüyor. İşte birisinin şunu zarar verdin, sen de ona karşını cezasını çekiyorsun dünyada. Bu dünyada verilen cezalar ahiretteki günahlara kefaret olur mu değil mi bilmiyorum. Bu hadiste öyle. Ama daha sonraki hadiste açık. Evet, dünyada Müslümanların çektiği acılar suçun cezasını çektiyse cehennem azabına kefarettir diye hadis var. Burada diyor da bilmiyorum. O zaman Allah bildirmemiş, sonra bildirmiş. Yani bu birbirine çelişkili ifadeler değil. Böyle şeyler terakki, zamanla Allah'ın verdiği şeylerden. Evet, evet. Bu Abdullah İbn Abbas'tan nakledilen bir hadis-i şerif. Bu söylediğim, evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini de okuyacağım size. Selasun yusaffine leke vudden vüddahike. Üç şey vardır. Üç şey vardır diyor. Senin safi, güzel bir insan olduğunu gösterir. Ona götürür. Vüddahike tüsellimü aleyhi ize elkaytahu. Evet. İze lakaytahu. Evet, basit ya o. Müslümanı karşılaştın mı, gözün içi gülerek, ona dönerek selam ver. Dünya ahiret saadet senin olsun kardeş. Allah sıkıntı vermesin. Selamet, afiyet üzere olasın. Selamın manası bu. Böyle gözün içi gülerek kardeşine rastladığın zaman, evet, selam vermek seni halis Müslüman eder. Safi Müslüman eder. Bir başkası ve tüvessiya lehu fil mecaris. Oturmuşsun, sohbet ediyorsun. Oda dolu. Biri geldi. Yer yok. Sıkışın lan, sıkışın. Gönüller bir oldu mu, değil mi? Sıkışın diye oturayım. Arkadaşına yer veriyorsun. Ama insanoğlu böyle değil. İnşallah Kabe'ye gidersiniz. Gelmiş hacı erkenden bağdaş kurmuş. Sele serpa, bağdaş geniş geniş. Biri geliyor, hacı topar, ayet, baban malı mı lan sen? Bütün müminlerin camisi Kabe. Kavgalıyor resmen. Kavgalıyor. Ama o yeni gelmiş, ezan okumaya yakın. Geniş oturmuşsun, hacı diyor, ayet, küt diyor, kızıyor. Ben geleli bir saat olmuş. O yeni gelmiş, böyle değil. Geldiği zaman hay hay buyur. Deyiverirsen güzel Müslüman olursun. Evet, bunu, bu duygularını yeneceksin. Evet,
güzel Müslüman olursun. Ve ted'uhu bi ahabbi esmahi ileyhi. Herkesin bir, biraz Anadolu'da böyledir, öküz oğlandan, bilmem ne tilki oğlandan filan, kurnaz bir adammış demek ki, onun sülalesine tilki oğulları değil. Bir de çok kaba bir adammış, öküz oğulları filan. Öyle değil. Böyle değil. Sevdiği isimle hitap et kardeşine, adama. Öyle söyle. Sevdiğin isimle kardeşine hitap edersen güzel Müslüman olursun, halis Müslüman olursun. Ulan sen şu hırsız oğullandan değil misin? Deme lan. Öyle atlar var ya şimdi, Araplarda da çok. Kelpoğulları. Beraber bismillah. Elem neşrani kesadırık ve vada'an hankim izzekilleden gıda dağlık. Kedik Rabbe innem ala ve suhüsü annem ala ve suhüsü annem. 11'er İhlas-ı Şerif Besmele ile beraber bismillahirrahmanirrahim. Mevlet elem ne kulak fena bismillahirrahmanirrahim. Fatiha-i Şerife, ma'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Allah'ım sallat. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب نمازımızı kabul eyle, dersimizi kabul eyle, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayet-i Kur'an'ı, Kur'an-ı Azimüşşan hatimlerimizi kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimizin ruhuna, cümle peygamberi aleyhissalavat ve selamatın ervahına, ehl-i beyt, el-i ashab ve etbaalar rıdvanullah aleyhim ecmain ervahına, tüm ahirete irtihar eden mümin ve müminat rahmetullah aleyhim ecmain ervahına, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımızın ervahına, burada bulunan bizlerin, geçmişlerimizin ervahını bağışladık vasıl ile cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle.
Bizleri tevfik ve hidayetinden ayırma. Senden sıhhat, afiyet, bir de güzel ahlak niyaz et. Lütfeyle. Her işte sonumuzu hayır eyle. İki canında bizleri aziz, mesut, bahtiyar eyle. Akıbetimize hayır eyle. Subhan Rabbina Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.